Annem yapmıştı. O vermişti bana. Tamam, üzülme. Boncuklar burada. Kaybolmadı ki. Hem hepsini toplayınca kiraza veririz. Eskisi gibi geri dizer. Aynısı olur. Evet, 270 jül. 270 jül hazır. Üst ince. 1, 2, 3. Sinüs ritim görüyorum. Nabza yükseliyor. Allah'ım ne olur Melih'e bir şey olmasın. İyi mi? Doktor bey geliyor. Gerekli açıklamayı o yapacak. Ne olur bir şey söyleyin. Hiçbir şey söyle. Ameliyatta kalbi durdu. Elektroşokla kendine getirdik. Şimdi yoğun bakım alıyoruz. Yaşayacak ama değil mi? Kurşun iç organlarda büyük tahribat meydana getirmiş. Kurşun mu? Ne diyorsunuz siz? Elimizden geleni yapıyoruz yaşatmak için. Ama siz yine her türlü ihtimalle karşı hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. Elmas. Sen beni çok mutlu ettin. Çok sağ ol. Ne kadar iyisin. Canım kızım benim. Güzel yavrum. Thank you.
Veli. Sana ne oldu böyle? Kim yaptı bunu? Affet. Ne olur affet beni. Ben sana çok büyük haksızlık ettim. Senin hakkında neler düşündüm. Oysa sen... Bugün ilk kez senden vazgeçmek istedim. Seni tanımamış olmayı, seni sevmemiş olmayı diledim. Ama yüzüne bakınca... Elini tutunca... Sensiz yaşayamayacağımı anlıyorum. Keşke sana hissettiklerimi daha önce söyleyebilseydim. Keşke beni duyabilseydin. Beni duyuyorsun. Sakın bırakma. Yalvarırım beni bırakma. Tuvalette kilidi kalmış. Tuvalette mi? Evet. Çabuk gel. Çabuk gel ben. Hop. Hadi iç bakayım suyunu. Sonra doğru yatar. Tamam. Siz miydiniz? Ben de ışığı açık görünce... Neyse, ben yatıyorum. İyi geceler. Bir bardak daha içebilir miyim Selim amca? Tamam tatlım. Al bakalım. Elmas! Elmas! Şimdi işin bitti. Ne yapıyorsun sen? Şşş! Hiç başına debelenme prenses bozuntusu! Bırak beni! Bırak! Hadi bakalım. Artık uyku vakti. Ne oldu canım? Senin o yüzün niye asık? Dur tahmin edeyim. Birileri uyumadan önce masaj istiyor. Ne oldu peki? Söyle bakalım. Beni yarın anneme götürür müsün Selim amca? Sen istersin de ben götürmez miyim Elifciğim? Ama sen şimdi uyu. Sana söz veriyorum. En kısa sürede seni Melek ablaya götüreceğim. Thank you.
olamaz. Selim her şeyi biliyor. Öldü mü lan bu yoksa? Baykuş ne yapıyorsun? Abla ne yapacağız? Bittik biz. Yakalayacaklar bizi. Mahvolduk. Kesin sesinizi. Yakalanmadan hemen çıkmamız lazım buradan. Hadi, hadi. Öldüyse bittik. Bittik biz. Yürüyün. Hadi sessiz olun. Şükürler olsun yanımdasın. Nasıl mutluyum anlatamam. Çok korkuttun beni. Sakın yorma kendini olur mu? Bir şey söylemen gerekmiyor. Gözlerini açtın ya. O bana yeter. İpek. O gözlerini açtı. Uyandı abi. Gözümüz aydın canım. Çok sevindim. Bak zor atlattı. Bundan sonrasını kolayca atlatır. İnşallah abi. İnşallah. Siz burada mısınız hala? Çok uzun kalmayın demiştim ama. Gözlerini açtı. Uyanınca bize sevinçten çıkamadık. Kusura bakmayın. Gözünüz aydın. O zaman hastamızı yormayalım. Ben doktorunu çağırayım. Siz de şöyle dışarı alayım. Tamam, tamam. İkinize de gününüzü göstereceğim. Bana oyun oynamak neymiş anlayacaksınız. Sen hala yatmadın mı? Telefonumu unutmuşum. Aşağı geri indim. Sen? Elif'i yatıracağım önce. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Meğer her şeyi biliyormuş. Meleği, Elif'in Kenan'ın kızı olduğunu, bu evin torunu olduğunu, her şeyi. Selim öğrendiyse, arada geç Kenan da öğrenecek demektir. Yolun sonuna geldim. Her şey bitti artık. Her şey. Yardım edin! Melek! Gardiyan!
Gardiyan yetiş! Melek, Melek beni duyuyor musun? Allah'ım ne olur yardım et. Melek, gardiyan, gardiyan yetiş! Abi biliyor musun? Ona bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. O ne biçim söz öyle İpek? Seninle ne alakası var ki? Neyse. Bunları sonra uzun uzun konuşuruz. Durumu nasıl doktor bey? Yoğun bir ameliyat geçirdi bugün. Doğrusu bu kadar erken gözlerini açmasını beklemiyordum. Bu iyi bir şey değil mi? Elbette. Gözlerini açması iyiye işaret. Ama yine de erkenden bir şeyler söylemek yanlış olur. Sabırla bekleyip göreceğiz. Müsaadenizle. Teşekkür ederiz. Abicim atlatacak değil mi? Zor olanı atlattı bak. Bundan sonrası daha kolay olacak, merak etme. İnşallah abi, inşallah. Şükürler olsun. Kalk hadi kalk. Kalk diyorum sana. Bakma bana öyle kalk. Hanımım ne oldu? Uyuyordum. Sen zaten ayakta uyuyorsun Gonca. Seni uzaya fırlatsalar haberin olmayacak. Şu haline bak. Bir de benim senden beklediğim işlere bak. Şaka gibisin Gonca. Ne oldu hanımım? Ben... Sen daha uyu. Her şeyi biliyormuş. Her şeyi. Hanımım kim? Selim. Her şeyi biliyormuş. Ne olmuş gecenin bu saatinde? Çok kötü başını çarpmış. Kendine değil, çok kan kaybediyor. Tuvaletteydi doktor hanım. Düşmüş, demire vurdu herhalde başını. Epey kan kaybetmiş. Hemen tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi lazım. İkbal hanım, hemen nöbetçi jandarmaya haber verin. Tamam doktor hanım, hemen söylüyorum. Kızlar, yardım edin bana çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya, duydun mu? Neler olup bitiyor? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ama nasıl olur? Hiçbir şey sezmedim ben. Her konuşulanlara kulak kabarttım. Her hareketlerine dikkat ettim. Peki, siz nasıl öğrendiniz? Selim, Elif'i annesinden, Melek'ten bahsediyordu. Çıldıracağım. Seni kaç defa tepelerine diktim. Nasıl anlamadın Gonca, nasıl? Ya, ama belki yeni öğrenmiştir. Yoksa kesin anlardım ben. Eminim anlardın Gonca. Selim'e bak sen. Alttan alttan ne işler götürüyormuş. Hanımım siz emin misiniz? Belki başka bir şey söylüyorlardır. Sus be sus. Kendi kulaklarınla duydum. Hem ne olduğunu anlamadın hem de karşıma geçmiş soruya emin misiniz diye. Yok, siz beceriksiz. Of ya, nasıl anladı ki şimdi bunu? Ah. İnşallah Selim Bey'in başına bir iş açmaz bu. Thank you.
Pek ne oldu? Şükürler olsun Selim. Melih gözlerini açtı. Öyle mi? Sevindim canım. Çok mutluyum. Doktorlar bu kadar çabuk uyanmasını beklemediklerini söylüyor. Bu bir mucize yani. Mucize evet. Ne güzel. Ne diyelim? Geçmiş olsun tekrar. Sen nasılsın peki? Nasıl oldu? Ben gayet iyiyim. Zaten birazdan eve geleceğim. Tamam canım. Dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz. İpek'le mi konuştun? Ne olmuş? Melih'in durumu iyiymiş. Gözlerini açmış. Tepki vermeye başlamış. İyi hadi. Çok şükür. Çok sevindim oğlum. Bundan sonrasında rahat atlatır inşallah. İpek nasılmış? Gelseydi artık. O da çok yoruldu bugün. Çıkıyormuş zaten. Geliyor yani. Merak etme. İyi hadi. Beni de uyku tutmadı zaten. Beklerim ben onu. Hadi. Hadi oğlum. Allah rahatlık versin. Sana da anne. Arzu? Anneciğim, siz yatmadınız mı hala? Selimciğim, seni de bugün bayağı pişti olduk. Ya, öyle olduk. Kızım, senin bu saatte dışarıda ne işin var? Nereden geliyorsun böyle? Nereden geleceğim anneciğim? Müştemilattaydım. Bu saatte? Anneciğim, biliyorsunuz. Kiraz'ın aklı 5 karış havada. Ne olduysa Gonca da bu aralar işi savsaklamaya başladı. Ben de hazır el ayak çekilmişken gidip onunla konuşmak istedim. İyi etmişsin. Düzenin bozulmaması lazım ama daha uygun bir saatte konuşsaydın keşke. Anneciğim, biliyorsunuz Gonca'nın sorumluluğu benim üstümde. İste karşı mahcup olmak istemem. O yüzden bir an önce gidip konuşmak istedim. Hayırdır, siz de hala ayaktasınız? Hayır kızım, hayır. Melih paçayı sıyırmış. Bak şimdi, böyle söylenir mi oğlum? İpek aradı. Melih Bey'in vaziyeti iyiye gidiyormuş. Ne güzel. Artık hepimiz rahat rahat uyuyabiliriz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi artık İpek. Söz verdin gideceğim diye. Hem bak, Melih daha iyi. Gördün işte. Eve gittiğinden biraz. Ama aklım burada kalacak. Hiç gitmek istemiyorum abi. İpek, sen de zor bir gün geçirdin. Ben buradayım nasılsa, merak etme. Tamam abi. Beni haberdar et mutlaka, olur mu? Tamam canım, tabii. Ben de seninle çıkışa kadar geleyim. İnanamıyorum. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Ama nereden öğrendi? Nasıl? Of. Ayşe. Kesin Ayşe söyledi Selim her şeyi. Ölmeden önce her şeyi anlattı demek ki. Yani Selim o günden beri her şeyi biliyor. Elif'i de artık kime veriyorsak veririz herhalde. Elif. Ayşe ablanın bize emaneti. Burada.
bizimle yaşayacak. Ne işi var bunun burada? Ben öyle istiyorum çünkü. Ne? Ne diyorsun sen Selim? Ne dediğimi duydun yenge. Elif burada kalacak. Sen kimsin ha? Sen kimsin ki sana bu hediyeler alınıyor? Ben sana kim olduğunu söyleyeyim mi? Sen zavallı bir beslemeden başka hiçbir şey değilsin. Anladın mı beni? Zavallı bir besleme. Alt tarafı besleme. Ama kahvaltısına kadar düşünülüyor. Hayret doğrusu. Yenge, sözlerine dikkat et istersen. Bir daha Elif'le ilgili böyle şeyler duymak istemiyorum. Kahretsin. Dışarıda bekleyin lütfen. Jandarma var kapıda. Hasta hükümlü mü? Evet doktor bey. Gece koğuşta kayıp başını yere çarpmış. Kulak bölgesinden kan geliyor. Ateşine baktınız mı? Evet baktık. Yüksek ateşi, muhtemelen kan basınç değeri normalin üstündedir. Kusma? Kusma olmadı hocam. Hasta beyin kanaması geçiriyor olabilir. Derhal tomografi çekiniz. Tamam hocam. Kardeşim. Abi. Bak, ben geldim. Abicim. Buradayım. Yanındayım. Sonunda bulduk işte birbirimizi. Yine yan yanayız. Tıpkı yıllar öncesindeki gibi. Abi. Bak. Bütün kötü sesler sustu sonunda. Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Yaşarken değil ama. Son nefesimizi verirken buluşacağız abi. Artık yalnız değiliz.
sonsuza kadar ayrılmayacağız. Ameliyattan çıkmış görünce kalbimden bir parça söküp alıyorlar sandım. Neyse ki durum daha da iyi gidiyor. Çok şükür. Peki ailesinden birilerine ulaşabildiniz mi? Hayır. Kimseye ulaşamadık. Ne bir telefon numarası ne de bir adres. Hiçbir şey yok. Annesi de rahatsızdı gerçi. Bilmediği oldu diyeceğim ama. Öyle de. Of anne, Melih aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Kızım, bak kendi ağzına söylüyorsun durumu iyi diye. Ameliyatı sen olmuş gibisin. Şu haline bak, yüzün kireç gibi. Anneciğim, iyiyim ben. Tamam artık. Melih Bey senin için değerliyse, sen de bizim için öylesin. Hadi bakalım, doğru yatağa. İyice dinlen. İyice yordun kendini be kızım. Anne, çocuk muyum ben? Çocuksun tabii. Benim çocuğum değil misin? Hadi bakalım, doğru yatağa, hadi. Kalp ritmi ve kan basıncı değerleri normal. Seraplar kortekste herhangi bir hasar var mı? Bunu da kafa tomografisinden sonra öğreneceğiz. Tomografi sonuçları çıktı mı? Henüz değil hocam. Çıkınca hemen bana haber verin. Hastayı müşahede altında tutmaya devam edeceğiz. Birazdan geliyorum. Ne oldu doktor bey? Durumu nasıl? Hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Ama iyiye gittiğini söylemiştiniz. Ne oldu birden? Normalde bu tür vakalarda ameliyat sonrası komplikasyonları sıkça görülür. Araştırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, merak etmeyin. Anlıyorum. Teşekkürler. Hadi abi. Aç şu telefonu. Alo abi. İpekçim, sen daha uyumadın mı? Tam yatıyordum aslında ama son bir kez Melih'i sormak istedim. Durum nasıl? Bir gelişme var mı? Abi. Melih daha iyi. Merak etme. Oh, ben de bir an kötü bir şey var sandım. Hadi sen şimdi uyu. Güzel güzel dinlen. Tamam. Sabah erkenden gelirim. Tamam. Var mı herhangi bir belirti? Stabil hocam. Tomografi sonuçları çıktı hocam. Lateral ventriküler normal. Dördüncü ventriküler
normal konfigürasyonda intrakraniyal kanama bulgusu saptanmamış. Şu an için hayati bir tehlikesi yok gibi görünüyor. Olası bir komplikasyon riskine karşı hastamızı 24 saat daha müşahede tutalım. Hastayı izlemeye devam edin arkadaşlar. Nasılsın? İyiyim. Sen? Seni görünce çok daha iyi oldum kardeşim. Abicim. Biz hiç ayrılmıyor. Beni hiç bırakma, olur mu? Kardeşim.
Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. İpek Hanım, Melih Bey'in başına gelenleri duydum, çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sağ ol Kiraz. Teşekkür ederim. Erken kalkmışsın kızım. Hiç uyumadım ki. Bütün gece bir sağa bir sola dönüp durdum. Gel otur kızım. Kahvaltı hazır olur birazdan. Yok yok. Çıkacağım zaten. Nereye? Hastaneye gidiyorum. Tamam kızım, gidersin. Önce bir kahvaltını et, bir çay iç. İpek Hanım, hastaneye mi gidiyorsunuz? Bir et suyuna çorba yapaydım. Et suyunu mu? Onu ne yapacağım ki ben? Nişanlınıza içirirsiniz. Kemiklerini güçlendirir, şifa verir. Bir haftaya kalmaz hemen ayaklanır. Bu sefer getirilmesi niye bu kadar uzun sürdü acaba? Melek Şimşek koğuşunda değilmiş. Nasıl koğuşunda değil? Nerede? Hastanede. Hastanede mi? Ne oldu? Nesi var? Niye hastanede? Durun hanımefendi, sakin olun lütfen. Dün gece koğuşunda düşmüş, hastaneyi kaldırmışlar. Düşmüş? Nasıl düşmüş? Ne olmuş? Hangi hastane ya? Evet, çıkıyordum yenge. Nereye gidiyorsun? Hastaneye gidiyorum. Ben de hastaneye geleyim diyorum. Melih'i ziyaret edeyim. Vuruldu sonuçta. Çok merak ettim. Hem onu görmüş olurum. Hı. Kenan'ı da görmüş olurum hem. Tamam, hazırsan çıkalım o zaman. Anne! Nereye gidiyorsunuz? İşimiz var kızım. Ne işiniz var? Tuğçe, uzatma. İşimiz var dedim. Halacığım, Melih amcam biraz rahatsızlanmış. Biz de şimdi hastaneye onu ziyarete gidiyoruz. Hala, ben de geleyim ne olur. Ama çocuklar hastaneye gelmezler. Hastaneden çıksın, birlikte ziyarete gideriz, tamam mı? Of! Elif de gitmiş ama. O çocuk değil mi? Tuğçe, uzatma. Olmaz dedim. Bak, babaannen salonda yalnız. Hadi yanına git. Tuğçe hadi. Tuğçe. Amca. Söyle canım. Annemi görmeye ne zaman gideceğiz? Hemen hazırlanayım değil mi? Bir saniye için. Hemen geliyorum. Alo. Selim. Ne oldu? İyi misin? Ben cezaevine geldim Melek ablayı görmeye. Bir şey mi oldu? Melek ablayı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Neden peki, ne olmuş? Bilmiyorum. Ben şimdi hastaneye gidiyorum. Çok korkuyorum senin. Tamam tamam, sen bir sakin ol. Ben hemen geliyorum. Hangi hastane? Tamam, ben hemen geliyorum. Sen sakin ol. Gidiyor muyuz Selim amca? Elifciğim, bugün ne yazık ki annene gidemeyeceğiz. Ama neden? Çünkü benim çok acil bir işim çıktı. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı varmış.
Benim de hemen gidip ona yardım etmem gerekiyor. Tamam mı Elifciğim? Bak üzülme sen. Sana söz veriyorum. En yakın zamanda götüreceğim anneni. Anlaştık mı? Hı hı. Tamam. Ben gidiyorum o zaman şimdi. Tamam mı? Hı hı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim. Biraz başım dönüyor sadece. Peki elimdeki kremi görüyorsunuz değil mi? Evet. Rengini söyler misiniz bana? Kırmızı. Peki bu obje nedir? Kare. Durumunuz gayet iyi Melik Hanım. Korkulacak hiçbir şey yok. İlgili doktor arkadaşım gereken son tetkikleri yapacak. Eğer onlarda da herhangi bir kötü sonuç çıkmazsa bugün sizi taburcu edebiliriz. Teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Günaydın. Hastamız nasıl bakalım? Daha iyi görünüyorsunuz. Evet, haberler iyi. Değerleriniz yavaş yavaş normale dönüyor. Fakat dün gece bizi çok korkuttunuz. Doktor bey, her şey kontrol edildi ve not alındı. Sağ ol, sağ ol. Ama yine de çabuk toparlandınız. Her şey kontrolümüz altında. Tehlikeyi atlattık. Şimdi güzelce dinlenin. Ben 2 saat sonra tekrar geleceğim. Tehlikeyi atlattı sanırım doktor bey. Evet. Melih Bey'in değerleri normale dönüyor. Uzun bir gece oldu. Çok korktuk, telaşlandık. Ama şu anda durum iyi. Bundan sonrası hastanın moraline bağlı. Oda numarasını soralım. Gerek yok yenge abim, ne konuştum ben. Tamam. Merhaba. Melek Şimşek buraya getirilmişti. Acaba durumu hakkında bilgi edinebilir miyiz? Bir saniye lütfen. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın ya. Sakin ol Zeynep. Bulabildiniz mi? Melek Şimşek'ti değil mi? Evet. Hatta jandarma ile birlikte gelmiş olması lazım. Ha evet, acil serviste. Bir alt katta. Teşekkürler. Söylediğim gibi, biz tıbben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Melih Bey'in iyileşme süreci biraz da kendisine bağlı. Nasıl yani? Vücudunun dirençli olması, iyileşmesi için de kendisinin istekli olması gerekiyor. Anlıyorum. Doktor bey, içerideki hükümlünün sağlık durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. Son bir kontrollerini daha yapayım. Gerekli raporları size veririm. Kusura bakmayın Kenan Bey. Başka bir hastamla ilgilenmem gerekiyor. Tabii, sağ olun. Melek Hanım.